Efendim, Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu sıcak gelişmeyle devam edelim. Bu arada Enerji Bakanı da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu konuyla ilgili olarak. Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında İki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum dedi Enerji Bakanı. Efendim şimdi o noktaya gidelim, Erzincan'a gidelim. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu telefon attığımızda efendim tekrar başımız sağ olsun diyelim ve iki işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Neler söylersiniz? Efendim hayırlı sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başımız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi dün gece bir sıralarında Sabırlı Deresi tarafında Ramazan Çimen ve Kenan Öz kardeşlerimizin cansız bedenlerini tespit ettik. Arkadaşlarımız şu anda bütün işlemleri yaptı ve Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ü inşallah bugün öğle namazına müteakip defnedeceğiz bu arkadaşlarımızı. Biliyorsunuz daha önce Mangan tarafında Uğur Yıldız'ı bulmuştuk. Sabırlı tarafında da bir hafta sonra Adnan Kekli'nin naaşına ulaştık. Bugün de iki işçimizin naaşına ulaştık. İnşallah çalışmalar çok çok iyi bir noktada devam ediyor. Kalan 5 işçimize de ulaşacağımıza dair ümitlerimiz çok fazla. Ben bu vesileyle ailelerimize tekrar başsağlığı diliyorum. İnşallah kısa sürede diğer kalan işçi kardeşlerimize de ulaşacağız. Peki Sayın Valim, çalışmayla ilgili biraz bilgi aktarabilir misiniz? Çalışma ne durumda? Örneğin yüzde kaçına kadar bir çalışma yapıldı şu ana kadar? Şimdi şöyle bilgi verebilirim size. Yaklaşık her gün 50 bin metreküp'e yakın toprak alınıyor oradan. Ve bu topraklar alınırken her arabanın başında bir gözcü bulunuyor. Orada bizim sahamızda Enerji Bakanımızın, Bakanlığımızın koordinesinde AFAD ekipleri ve bizim özel idare, kaymakamlık ve yerel yönetimdeki ekipler çok koordineli bir çalışma yapıyorlar. Yani bizim tespitlerimiz şu, böyle bir zaman kavramı bu tip kazalarda vermek çok bağlayıcı olabilir ama biz Uğur Yıldız kardeşimizi Mangan tarafında bulduktan sonra bütün çalışmaları Sabırlı tarafına yönlendirdik. Çünkü Mangan tarafında bir kişi olduğunun zaten önce tespit edilmişti. Bütün araç gereçlerle, bütün gücümüzle bu defa Sabırlı tarafına yöneldik. Ve Sabırlı tarafında Adnan Keklik kardeşimize ulaştık önce. Dün gece de Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ulaşıldı. Bu tabii çalışan arkadaşlarımızı da bir şekilde motive ediyor. Yani ulaşılan kardeşlerimizden sonra diğer 5 kişiyle ilgili de bazı lokasyon tespitleri var. Ama biliyorsunuz bu liç alayınıyla ilgili yağmur yağdığında ya da çok dik olduğunda kayma riskleri de olduğu için güvenlik tedbirlerini en yüksek seviyede tutmanız gerekiyor. Hem çalışanların güvenliğini sağlayarak hem de hızlı bir şekilde diğer işçi kardeşlerimize ulaşmak için gerçekten buradaki ekipler gece gündüz demeden çalışıyorlar. Erzincan Valisi Sayın Hamza Aydoğdu, teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden Hayırlı dolayı. Hayırlı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Tekrar başımız sağ olsun dileklerimizi iletelim.